Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendimize bir tane kompresör makinesi aldık, ufak 50 litrelik. Daha yeni kutusunu açtık, denedik. Radyatörümüzü temizledik. Şöyle geçelim arabamıza. Ekstra şu mavi hortumu aldık kompresörden, uzatma olarak. Buradan kutumuzu açalım. Yine uzatma kablomuz. Şurası. İşte temizlemek için mazot ya da benzin koyuyorsunuz. Havayla birlikte püskürtüyor. Şurada normal lastik şişirme aparatı, boya tabancası ve ekstra bir tane de normal hava vurmak için tabanca var. Bunlarla birlikte aldık. Hepsi işimize lazım olur diye. Allah. Bu darmadağın oldu. Kalsın öyle. Onları aldık. Şimdi evde farı da göstereceğim. Aracımızın şuradaki far ayakları. İki tane far ayağımız var. Bu tarafta var. Bu taraftan bir kazası olmuş. Zaten belliydi. Şurayı tamir ettik. Bu çamurluğu da tamir edeceğiz. Burada far ayağı yok. Farın üzerindeki iki tane far ayağı kırıktı. Onların videosunu çekip atacağım. Onları yaptık. Şimdi yazıcımız var. 3 boyutlu yazıcıdan buradaki far ayaklarını da ölçülerini alıp yazıcımızda basacağız. Bakalım hayırlısı, yapabilecek miyiz? Çizebilecek miyiz? Onlar da var. Onun haricinde bugün herhangi bir şey yapmadık. Bunları aldık. Bu kadar. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Şurada gördüğümüz tırnağımız, daha deliğini açmadık. Komple plastik kaynağı yapıldı. Derdemiz. Şu arkasına da bakalım. Oba, ışıktan dolayı garip gözüküyor. Bu tamir oldu. Buradaki parçamız, vida şey, demir atmışlardı. Ha, demir burada. Bu vardı orada. Bunu at. Artık bu buraya çıkmalı. Şöyle geçmeli bir parça yazıcımıza bastık. ABS filament ile. Yani araç parçalarının basıldığı plastik ile bastık. Şuradaki aşağıdaki kanalına geçiyor. Bunu da buraya oturtturuyoruz. Tam sıkı sıkıya oturuyor. Üzerine biz gene de bunu plastik kaynağı ile tekrardan bu farın plastiğini kaynatıp üzerinden de belki daha da sağlamlaştırmak için şuradaki delikleri kapattıktan sonra bir tane vida atıp daha da sağlam hale getirebiliriz. Evet arkadaşlar. Radyatör en son, eğer düzgün editlersek, en son bu yüz kapak yoktu. Temizlediğimizi söylemiştim. Kompresörleri falan göstermiştim. Yeni aldığımız. Şu anda üst kapağını taktık. İçerisine contasını koyduk. Ama gene de sağlam olması için böyle bir yeşil bir yapıştırıcı varmış. Hamur gibi. Ona döndük. İnşallah sapasağlam olmuştur. Herkese selam dostlar. Aracımıza geldik. Bugün de en son içerisine ben bırakmıştım bütün her şeyi. Radyatörümüzü, farımızı. Malzemelerimizi de bıraktık. Şimdi bugün ne yapacağız? Daha hala motordayız. Tamponu sökeceğim. Motor yağını boşaltacağız. Alt karteli de sökeceğim. Sökmüşken motorun alt kartelinde de yağ birikmiş mi? Pis yağ var mı? Tortulaşma var mı? Onlara bakacağız. Sen de temizliğini yapacağız. Yere takacağız. 11 litre yağ alıyormuş araç. O yüzden büyük bir kova getirdim. Onun haricinde bugün bilmiyorum. Canımız ne isterse ona doğru yöneleceğiz. Malzemelerimizi koyduk zaten. Evet arkadaşlar, boyaya hazırlık. Bütün plastik parçaları söktük. Motor yağımız hala tapasağı çekiş sonuna kadar süzülsün. Yan tarafları da söktük. Söktüğü gibi. Bütün hepsini oradaki kutuya aldım. Kutu bir rafa gelse de yine kutuya aktaracağım. Son olarak şu parçayı sökeceğim. Arka stopları sökeceğim. Onun haricinde şu plakalık mikelajını da sökmem gerek. Onun haricinde herhangi bir şey kalmadı. Temizlik yapıyorum. Bunları söküyorum yavaş yavaş. Ondan sonra birazdan da tamamen söktükten sonra zımpara geçeceğim inşallah.
Evet arkadaşlar, şuraları söktük, alt tampon bariyerini söktük, burayı söktük, farları söktük. Ay, stopları pardon. Sabun birini buraya, birini oraya koyduk. İçleri şurada. Bütün plastik aksamları burada. Şimdi şu kapı, arka kapı kilidi otomatik çalışmıyordu. Manuel şey oluyor da. Otomatik kilit diye açmıyordu. Burayı söktüm, buraya bakacağız. Aklımızda bulunsun. Şunun içindekiler farların, ay arka stopların vidaları burada. Bütün dış plastik aksamların vidaları burada. Onlar zaten dış plak aydınlatmalıkları. Onun haricinde komple sökülü bir şekilde duruyor. Şu anda bir yandan da abim buradaki hasarlı olan ön tampon demirini zımparaladı. Çekiçledi. Düzeltti. Şu anda hafiften tamponun vidalarıyla oturtturduk. Yerlerine getiriyor, ayarını yapıyor. O tarafta inşallah güzel bir şekilde olacak. Hatta şu anda da bu taraftaki olan vida şeylerini, adamlar dışarıdan vida atmış. Normalde şu içeride gördüğünüz gibi şurada orijinal vida yerleri var. Dışarıdan vida atmışlar. Şimdi burayı temizleyecek. Bu taraf zaten kazası yok. Ama bu taraf düzeltildi. Tertemiz olacak inşallah. Evet. Yukarıdan çekelim. Düzeltildi, ayar verildi. Bu tarafında şu vida deliklerini macunla kapatacağız. Bu bir daha zımparalanacak üzere. Gerçi komple zımparalanacak boyacağı için. Sadece şurada eğiklik vardı. Burayı diğer tarafla eşit yaptık. Ayaklarını ayarladık. Şimdi ben de burada şu plastik aksamları bakayım var mı bunda hiç. Üzerine vida atmış oldukları olanlar var hani mesela. Şöyle vida atmış oldukları var. Onların üzerine hafif deliği ısıtıp kapatacağım. Ki delikler gözükmesin. Çünkü delik vida atmayacağız. Hadi öyleyse devam edelim. Evet arkadaşlar. Delikleri zımpara atmadan önce kapattık. Ve gördüğünüz gibi şunun neresiydi Laura? Ha şurası. Yırtıktı. Orayı kapattırdım. Altta da bir yerinde bir tane delik vardı. O kadar önemli gözükmüyor görüyorsunuz. İnanılmaz yapmış. Bak inanılmaz. Şurada da delik var. Şu. Onları kapattık. Şimdi zımpara işe başlayacağız. Macunlandı. Bir kat macun atıldı. Zımpara atıldı. Tekrar macun attık. Hafif kusurlar belli oluyor diye. Plastik parçalar zımparalanıyor. Tamir yapılmıştı. Şunlar daha zımparalanmadı. Gözümde büyüyor. Ama olsun. Şuna da plastik astarı attım inşallah. İstediğimiz sonucu elde ederiz şu pürüzlerin gitmesi için. Bu kadar. Evet arkadaşlar, tamponumuzun kırık olan bölgesini dün ikinci macununu atıp en son bırakmıştık. Ben tamponun bu tarafına da bir 220'lik zımpara attım. Evet. Buralar da macunlandı. En son şu anda bir kere daha macun atacağız kontrol olarak. İçeriye geçelim. Bütün plastik aksamlarımız, yüzeyleri zımparalandı. Şunun üzerine plastik astarı attık. Tüp pürüzlükler var. Kaç tane. Şimdi şurada da bir tane parçaya da denedik. Acaba rengi nasıl tutuyor mu diye beyaz spreyle. Güzel, sadece biz su vurduğumuz için sonradan yüzey benek benek oldu. Onun haricinde hiçbir sıkıntımız yok. Plastik aksamlar hepsi şey oldu. Sadece şu tampon, arka tampon kaldı, onu zımparalayacağım. Ve şu anda da bir dakika. Şu anda da buradaki çamurluk düzelteceğiz. Burayı zımparalayacağız bugün. Şuradaki deliklerini kapatacağız. Yandan geçelim. Ve bu tarafı zımparlayıp buradaki delikleri kapatıp macun çekeceğiz. Bu tarafınki çamurluğunda ön taraflarında bir şey yok. Sadece burası hasarlı ama diğer çamurluk komple bir dalgalık mevcut. Büyük ihtimalle macun atmışlar. Onu düzgün zımparalamadıkları için yamuk yumuk duruyor.
Onun haricinde başka diyeceğim bir şey yok. Elektriğimizi taktık, şeyimizi taktık. Haydi başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar, şu anki en son şeydi. Daha buranın vidalarını sıkmadık, ayarını yaptık ama bir şey yaptık, geri geçirdik. Tamponun da o kısmını sıkmadık, vidasını. Ama onun haricinde bütün her şeyin tamponla şeyin yerlerine oturtturduk, tamponu filan. Şurayı da vidalarını sıktık hafiften. Daha ince erişili istiyor, daha zımpara atılacak buraya. Ama en azından dedik hani vidalarını sıkalım, bir görüntüsü nasıl duruyor. Senin tabi rengarenk olduğu için biraz garip duruyor. Kaput biraz boyalı, ora biraz boyalı. Ama şu andaki görüntü mükemmel. Vidalarını hafiften sıktık. Yani kapı aralıklar falan. Sadece şu kaput kasmadan dolayı biraz yüksek duruyor. Buraya hafif bir çekip buraya geri indireceğiz. Onun haricinde son kez üzerinden geçelim şöyle bir. Şuraya en son macun çekmiştik. Macun hala duruyor orada. Oraya inşallah. Başka bir gün. Şu arkaya geldiğimizde burası okey. Oradan yana sıkıntımız yok. Şu alt arka tampon. Arka tampon şu. Arka tamponu tekrar bir elden geçeceğiz. Çok fazla çatlağı var. Şeyi var. Çok dürtmüşler arkadan. Onu bir halledeceğiz. Ondan sonra şöyle bakıyorum. Alt ön tampon lipini söktük. Yani takma gibi bir niyetimiz olur mu bilmiyorum. Gene onu hazırlarız ederiz. Bir bakarız. Şöyle ön taraftan tam bir aşağıdan göstereyim. Bakın şu anda tampon lipi de yok gördüğünüz gibi. Bu arada alttan hala yağ süzülüyor arkadaşlar. Tapası açık. İçin motorunu temizleyeceğiz. Ondan dolayı alt karter tabasını açık bıraktık. Şu anlık böyle çok güzel bir şekilde ayarını oturtturduk. Bakalım. Biraz uğraşıyoruz ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, gün geçmiyor ki arabanın başına gelmeyelim. Şu yan bariyerlerin içerisi çok pisti. Aynı fırçaladım. Şunun üzerinden durulmak için su tutacağım. Oraları temizledim. İki haftan artık zımparaya gireceğiz en son. Buraları yapmıştık. Burada hafif macun çatlamamız vardı. Buraları temizledim. Böyle en son yaptığımız şeylerde bakalım hemen. Ön taraf toplamıştık. Buraların ayarları vermişti. Daha tabi ince zımparası atılmadı. Daha tam ayarları oturtacak. Çünkü iç kısımlar için somun civata biz o an için uydurmuştuk. Şu anda yeni sıfır. Somun civata ve pullarını aldık. Ön tarafımızı toparlamıştık. Hala o şekilde duruyor. Burada tekrardan kontrol zımparasını atacağız. İnceden ondan sonra komple atmaya başlayacağız. Sadece şu kaputu biraz daha işlemi var şurada. Şurada görmüş olduğunuz gibi hafif bunları yapacağız. Şu anda güneş vurduğu için fazla yapasımız yok ama bir şekilde başlayacağız ufaktan. Tüm malzemelerimiz her zamanki gibi arabanın içerisinde. Abim de arka kapıyı açıyordu. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Zımparalıkça ufak tefek yerler çıkıyor. Buraya önceden macun atmışlar. Çatlamış. Burada da hafif ince bir şey vardı. O yüzden oraya aldım. Şurada macun çatlağı. Demeyeyim de çatlak işte. Zamanı verdi. İyi pince bir şey var. Macun bile neredeyse yok ama çatlamış. Buraları halledecek komple. Başka o zımpara attım ben. Komple 320'lik zımpara sağ tarafa. Boydan boya 320'lik zımpara attım. Sadece şurası hariç. Zaten orası hafif şey, küçük. Şimdi orayla uğraşacağım. Şu arayı tekrardan dolduracağız. Önceki şeyleri doldurmuş macununu. İnce bir macunla. Biz de dolduracağız orayı. Onun haricinde bu ufak tefek gamzelerini şeylerini iyice zımparaladım ki boyadığımızda belli olmasın. Kafa boyan zımparalandı. Altı, üstü. Çamurluğu zımparaladık. Güzelce zaten her taraf sarı sarı. Parça parça gidiyorum. Bu yan taraf komple boyandı. O ezik yeri haricinde. Oy, yoruldum. Direkt videoyu açınca da hep oldu. Onun haricinde şu bagaj kapağı. Şuralar hafif küçüktü. Oraları arkadan düzeltebildiğimiz kadar düzelteceğiz. Ondan sonra macun çekilecek. Şurayı da hafiften düzelttik. Biraz daha düzelteceğiz. Burada bakın. Hafiften bir göçük var.
Burayı da hafiften düzelteceğiz. Arka kilitte bir sıkıntı çıktı. Onu abim yapmaya gitti. Şurada hafif bir macun şeyi var. Bura macunlanacak. Şurayı bir önceki şeyden biliyorsunuz zaten. Videodan gördünüz. Burası çürümüştü. Biz pas sökücü sıktık, şey sıktık, zampara attık. Macununu çektik. O zaman salçım çaktı. Şimdi ben zımparalarıyla düzelttim. Şimdi tekrardan şu hafif göçükleri için hafif bir ince bir macun çekeceğiz. Orası da bitecek. Bunlar için bu tarafa şey yapmadık. Bugün en son atladığınız üzere yağ videomuz öyle yaşadı ama yağ tapasını kapattım. Kapı açık mı? Açık olsun. Evet açık. Şurada yağ filtresi var. Şu gördüğünüz parmağımla gösteremiyorum. Yağ filtresini söktüm. Hava filtresini söktüm. Bir yandan da aracın bakımlarını yapıyoruz. Yağını değiştireceğiz. Yağ filtresi, hava filtresi. Onları değiştireceğiz. Onun haricinde de pek bir şey yapmadım. Ben aynayı söktüm. Diğer tarafa. Ama soketi var. Soketini sökmeyi bulamadım. Eğer şey olursa onu göstereceğim. Video alırım. Onun haricinde bu kadar ya. Şu anlık böyle. Evet arkadaşlar. Sağ çamurluk komple 120 zımparasını attık. Bu zımparayı attığımızda en çok hoşuma giden neredeydi? Şurada bir yerde. Hafif böyle ince bir şey vardı. Görmüyorum şu anda. Neyse oraya geçelim. Bu çamurluğumuza da en son şu ucunu düzeltmiştik biliyorsunuz. Bayağı bir uğraştık. Ucunun ayarını getirdik, düzelttik, ettik. En son tabii ki kontrol zımparalarını falan her şeyi atmıştık ama yine de şu anda komple çamurluğun tamamını 320 attık. Hem de tekrardan yüzeyi düzeltmiş gibi bir şey oldu. Tekrardan kontrol yapmış gibi olduk. Şimdi şu kapıyı komple zımparalayacağım. Üstü ki ben boyadım orayı. Beyazlar benim eserim. Şimdi bu kapıyı komple zımparalayacağım. Onun haricinde bugünlük herhalde bu kadar yeter. Tek başıma çünkü yoruldum.